Merhabalar. Yağmurlu bir gündü. Evet. Size yağmur yağan Üsküdar'ı göstermek istiyorum. Bakın gökteki bulutlar indi. Ama çok yavaş yağıyor. Ben de elde şemsiye. Dedim siz de nasiplenin. Şemsiyem gözüküyor bu yağmurdan. Zehra Üsküdar'ı çok özlüyor Malezya'da. Biraz da onun için çekiyorum. Tabii diğer gözlemciler de, takipçilerim de nasiplenir. Böyleyiz. Canlı yayın. Canlı yayınlarımız devam ediyor zaten yani salı günleri. Dün de yaptım. Bugün de aslında böyle bir havada beni kimse evden çıkartamaz. Para versen durmam ama evden çıkmak zorunda kalınca yolu biraz uzattım. Ay bir haftadır evde ayakla yürümeyi unutmuşuz vallahi. Bu koronadan Allah korusun bir an önce hayatımızdan çıkarsın da biz de normale dönelim inşallah. Yolu uzatınca böyle güzellikler çıktı. İşte Üsküdar Belediyesi şey diyor. Ha, iyi ki Üsküdar var diyor. Ben de Üsküdar iyileştirir diye nazire yapıyorum. Ay. Bir elimde şemsiye, bir elimde siperlik, ikide bir de siperlik düşüyor. O zaman da sesim geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. Yani yayında ciddi aksamalar var. Biraz ondan kaynaklanıyor. Şemsiyeyi kapatamıyorum çünkü gerçekten çok yağmur yağıyor. Biraz daha hem de şeyi koruyor, telefonu koruyor. Biraz daha öne geleyim sizin için. Burası bizim Arzu'yla bank kafemiz orada. Oraya kadar gidemedim Arzu. Biraz daha yakından çekiyorum. Önden şeyler, karabataklar bakın çıkmış görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sahil oldukça sakin. Hele bu taraflar. Kız Kulesi'nden öncesi biraz daha yoğun da bu taraflar biraz daha sakin. Gül Hanım, vallahi siz istiyorsunuz da Gül Hanım öyle çok sohbet eden Instagram fenomeni olan birisi değil. Dolayısıyla ikinci yayında zaten ben kızdım ona. İstediğim gibi konuşmadı. Biraz ara verdik Gül Hanım'a. Bakalım biraz daha sonra inşallah. Şimdilik böyle. Şimdi şöyle bir mavi motor, biz motor diyorduk, şöyle yuvasına gidiyor. Şurası da onların bekledikleri yer. Oraya ne deniyordu? Ya bilemiyormuş, unuttum şimdi. Taş o. Bakalım yani burası Üsküdar'ın insanları iyileştirdiği, nefes aldırdığı güzel bir yer. Daha yeni restore edildi. İnşallah İmamoğlu burayı da ele aldı ama bizi mahrum etmez. En iyisi ben bu siperliği de çıkarıyorum. Nasıl buldunuz Üsküdar'ı? Gri Üsküdar. Yağmur yağıyor. Çok hani var ya yağmurlu bir günde tıpkı bugünkü gibi. Tam öyle beste yapılacak çok romantik bir sonbahar gününde sizi Üsküdar'la baş başa bırakıyorum dermişim. Biraz da havayı seyredin. Bakın şu bulutlar iniyor yavaş yavaş ve ciddi bir yağmur var. Gerçi rahatsız etmiyor ama çekim yapılacak kadar değil.
Ay, çok özlemişim diyenlere şifa olsun. Allah da nasip ettiği için bize de hamd olsun. Sohbeti neydi onu anlayamadım. Bu konuyla ilgili dediğiniz konu ne Arzucuğum, anlamadım. Üst yazıları okuyamayacağım çünkü elimde hem şemsiye var hem siperlik var. Bir de telefonla çekim yapıyorum. O yüzden bu konuyla ilgili bir şey demiştim ama onu göremedim. Yağmur yazısı. Ha, bu konuyu yağmur yazısı bekliyormuş. Yani işte bakalım, önce elimdeki yazıları bitireyim. Ben yani bir şeyi bitirmeden ötekine başlayamıyorum. Böyle 40 tane yazı, dosya falan öyle değil. Yani biraz da olsa düzenli bir insanım demek ki. Elimdekileri bitirmeyince stres oluyorum. Dolayısıyla şu an elimde bitmiş ama yine de yazılması gereken, çalışılması gereken yazılar var. Onlarla haşır neşir oluyorum. Biraz da o yüzden dolaşamıyorum. Kim birisi katılmak istiyor canlı yayına? Ayşe Onat. Ayşe Onat Hanım, siz kimsiniz? Ben tanımıyorum sizi. Yani önceden benimle bağlantı kurun, bir kendinizi tanıtın. Ben de sizi yayınlarıma alayım. O yüzden üzgünüm. Evet. Böyle bir Üsküdar'dayız. Bayağı da oldu. Artık şarjım da azalmış. Öyle de bir haber geldi. Kapatıyorum izleyicilerim. Takipçilerim. Çok teşekkür ediyorum. Takip ettiğiniz için tabii. Bunu da kaydedeyim de. Bu da yağmurlu ve gri Üsküdar olarak kayıtlara geçsin. Hayırlı günler, selamlar. Ve kaybedemiyorum. Şimdi de kapatamıyorum. Allah Allah. Heh.